Değerli izleyenler, Söz Taraftarı programından herkese merhabalar. Programımızın bu bölümünde Fenerbahçe'mizin Süper Lig'de 10. haftada oynayacağı Alanya Spor karşılaşması öncesi taraftarımıza karşılaşma öncesi düşüncelerini soracağız ve programımız başlıyor. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Can. Helin. Efendim biliyorsunuz önümüzde bir Alanya Spor karşılaşması var. Kadıköy'de konuk edeceğiz Alanya temsilcisini. Neler söylersiniz karşılaşma öncesi? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Vallahi zorlu bir mücadele bekliyoruz. Açıkçası Alanya kötü bir takım değil ama biz de çok iyiyiz. Dünkü beraberlik kesinlikle takımı daha da hırslandırmıştır. Galibiyet bekliyoruz. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Alacağımıza inanıyorum. Bence bu maç bizim. Peki skor tahmini almak istesem nasıl bir skor söylersiniz? 2-1 ya da 3-1 alırız. Bence 2-1. Golleri bence, kim atar evet. Peki? Bence Valencia atar. Bir de Rossi'den bir gol bekliyoruz. Kesinlikle Valencia Rossi. Önümüzde bir Alanya Spor maçı var. Kadıköy'de 10. haftada ağırlıyoruz rakibimizi. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Neler söylersiniz? Önce şunu söyleyeyim. Pandemi öncesi son gittiğim maç Alanya maçıydı. O facia olan maç. Son dakikada penaltımızın verilmediği, kasti olarak hata değil hile yoluyla verilmediği, kurtardığımız penaltıların tekrarlatıldığı maçtaydım. Benim için de bir tribüne dönüş maçı olacak bu. Bu maça geliyorum. Öncelikle takımımız çok ümit veriyor. Dün akşamki bir kaza olarak kabul ediyorum ama geçen hafta Trabzon maçı ilk 25 dakikaya kadar harika top oynuyorduk. Televizyonumuz da çok güzel bir iş yaptı. Bol bitmiş midir dedi ve siyah ekrana gömüldü. Ki doğrusu da bu, biz Alanya'yı normal şartlarda bu ligin üzerinde bir kadromuz ve üzerinde bir şeyimiz var. Oyun sistemimiz var. Üçlü savunmamız da çok iyi. İnşallah iyi bir skorla galip geleceğimize inanıyorum ama futbol dışı, saha dışı faktörler olmasın. Artık yeter. Biz bıktık artık. Bakın 10 bin kişi gece saat 2'de havaalanına gitti. Biz sahada adil mücadele edip oynadığımız futbolun karşılığını almak istiyoruz. Saha dışı faktörler bize engel olmasın. Artık yeter. Tabii az önce de bahsettiniz. Alanya Spor, en son geldiğiniz Alanya Spor maçından bahsettiniz. Bu sefer inşallah şanslı gelirsiniz. İnşallah şanslı olur. Yani şimdi Valencia'dan ümitliyiz. Evet. Tabii çok iyi. Rossi de çok iyi. Çok faydalı. Bakın her maçta skora doğrudan katkısı var. Berisha yine bir golünü attığı pozisyonlara giriyor. Takımımız çok iyi. Futbol yönünden takımımızdan hiçbir şeyimiz yok. Tabii ki geliştirilebilir ama ligin şu anda gerçekten üzerindeyiz. Bizim 2 puan geride olmamız da Trabzon maçındaki şeydir. Şu anda biz 5 puan ileride olacaktık en yakın rakibimizden. Orada bize yine bir operasyon yapıldı. Son yıllarda yapıldığı gibi ama takımımızdan ümitliyiz. Hocamız Vitor Hoca'ya sonuna kadar güveniyoruz. Ali Koç Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Taraftar üzerine düşeni yapıyor. Futbolcu kardeşlerim de bunun bilincinde olsunlar. Altay'ın kalitesine sonsuz güveniyoruz. Takımımıza çok güveniyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Tabii Altay'da maalesef bir maç ceza aldı. Evet, doğru. Berke olacak doğru. Bu hafta kaleci. Evet. Berke geçen sene Belçika Ligi'ndeydi. O da bizim çocuğumuz. Çok yakından takip ettik. Ligin en iyi kalecilerinden biriydi orada. Berke'ye sonsuz güveniyoruz. Yani çok iyi bir kumaş. Takımımız çok iyi. Önemli olan sistem. Yani Altay çıkmış, Berke girmiş, orta sahada Mert Hakan oynamış, onun yerine Sosa oynamış. Önemli değil. Bizim sistemimiz oturuyor artık yavaş yavaş. Takımımız çok iyi. Hocamız sistemi kurdu. Üçlü, rakip toptayken beşli savunma, Ferdi ile Osayi sağdan soldan çıkıyor. Yani sistemimiz iyi bizim. Yani Altay çıkmış, Berke girmiş, çok önemli. Sonuna kadar takımın yanındayız, güveniyoruz. Peki son olarak bir skor tahmini alsam? Gol yemeden kazanalım istiyorum ben. 3-0 olsun, 2-0 olsun ama gol yemeden kazanalım. Onu istiyorum. Valencia bir gol atsın, Berisha da atsın, o da çocuk kendine gelsin istiyorum. Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz arkadaşlar? Muhammed Yusuf Güner. Ahmet Han. Arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıdığımız için öncelikle mutluyuz. Önümüzde bir Alanya Spor karşılaşması var. Ligin 10. haftasında karşılaşıyoruz Kadıköy'de. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ben oyuna hakim olarak bir galibiyet bekliyorum. Geçmiş puan kayıtlarımızı telafi edeceğimizi düşünüyorum. Takımımıza güveniyorum, hocamıza güveniyorum. Altay'ın yerine Berke'ye güveniyorum. İkisini de çok değerli buluyorum. Yani ikisine de destek olmamız lazım. Dönüşünde Altay da büyük ihtimalle bekleneni verecektir. Böyle temposunda düşüklükler olabilir. Ben ikisine de güveniyorum. Hocaya da güveniyorum. Bu sene şampiyon olacağımızı da düşünüyorum açıkçası. Bence yani iyi bir oyun bekliyor bizi. Galibiyet kesin. Peki skor tahmini alsam? Skor tahmini 3-0. 3-0 golleri kim atar? Golleri Valencia atacak. Hat-trick yapacak. Penaltısını da telafi eder yani. Ben güveniyorum. Destek olmamız lazım oyuncularımıza. Hocamıza destek olmamız lazım. Senden de bir skor tahmini alalım.
Ben 2-0 Fener'in yeneceğini düşünüyorum. Yani eksiği olmasına rağmen iyi bir oyun ortaya koyup yeneceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Efendim merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ömer Faruk Çalışır. Hatice Çalışır. Efendim önümüzde bir Alanyaspor karşılaşması var. Kadıköy'de oynayacağız ligin 10. haftasında. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Vallahi o maçtan umutluyum. İnşallah yeneriz. 2-0 yeneriz yani. Tahminim o. Karşılaşmayı nerede izleyeceksiniz? Karşılaşmayı evde. Evde izleyeceksiniz. Eşinizle beraber mi izliyorsunuz? İzliyoruz, beraber izliyoruz. Temennimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. 7 senedir bekliyoruz. Hakem hataları, hakem oyunları. Şu son maçtaki Trabzon maçı. Ya kahroldum ya. Ne demek ya, maçı aldı resmen Trabzon'a verdi ya. O maç eğer 11-11 oynansaydı, sabaha kadar değil bir sene oynansa Trabzon bizi yenemez. Gördük, golü kaçıran biz, oyun oynayan biz. Ama hakem Konya maçından belli ya. Konya maçında golümüzü vermiyor, bizi şampiyonluktan etti. 15 puanımız gitti. Ya bunu görmüyor mu Federasyon? O Trabzon maçı ya, hakikaten ya. Alacağımız maç ya. Peki Alanyaspor'la ilgili skor tahmini almak istesem nasıl bir skor? Ya 2-0. İçimden geçen o. İnşallah. Gönlümden geçen o. Golleri vallahi önemli değil. Yenelim de kim atarsa artık öyle. Öyle duruma geçtim. Yeter ki hakem hatası olmasın, öyle değil mi? Ha? Evet. Evet. Sizden de bir skor tahmini olmak isterim. 2-0 Fenerbahçe. Eşinizle beraber. Ya benim çocuğumun İnşallah adını bile Rıdvan koydum ya. Rıdvan koydum. O zaman şeydi, gidiyordum devamlı idmanlara gidiyordum. Trabzon'a ben maça gittim. Peki Rıdvan da Fenerbahçe maçını takip ediyor mu? Rıdvan olmaz olur mu? Benden hasta oldu çocuklar. Rıdvan'la Burak iki tane oğlum var. İkisi de hasta oldu. Benden hasta yani. Ben bazen maçları stresle izleyemiyorum. İzleyemiyorum ya maçları. İnşallah bundan sonra stressiz maçlar. İnşallah, vallahi izleyemiyorum. İnşallah şampiyon oluruz. İnşallah. Önümüzde bir Alanyaspor karşılaşması var. Neler söylersiniz karşılaşma öncesi? Vallahi inşallah maçı kazanırız. Dünkü maçtan sonra 3 puan bizim mecburi oldu. İnşallah kazanırız. Peki nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Kadıköy'de karşılaşma, tabii ki de taraftarımızın desteği olacak. Valla zor geçecek. Alanyaspor da iyi durumda. Biraz zor ama 1-0 olsun, bizim olsun. Golü kim atar? Golü mü? Valencia. En büyük Fenerbahçe. Efendim merhaba, programımıza hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Atakan, Samsun'dan geliyorum. Fenerbahçe'mize destek olmak için Antrep maçını izledim. Şimdi Alanyaspor maçına geldim. Öyle İstanbul'da dolaşıyoruz. Harika. Peki Alanyaspor karşılaşmasını izleyeceksiniz Kadıköy'de. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Nasıl bir karşılaşma? Bizim gibi gerçek Fenerbahçe'nin hırsı, isteği, mücadelesi bugün sahada olur. Ve geçtiğimiz dönem Trabzon maçındaki gibi hakem hatalarına kurban gitmeden Fenerbahçe gibi mücadele ederek 3 puanı almak istiyoruz. Peki skor tahmini sorsam Alanya maçına? 3-1. 3-1. Bir intikam almamız lazım onlardan. Golleri kim atar? Golleri Enner Valencia 2 tane atar. Bir tane de Atilla Salay'dan bekliyorum. Çok güzel. İkisinden gol bekliyorum ya öyle. İnşallah. Peki şunu sormak istiyorum. Kadıköy'de sık sık gelmeye çalışıyorsun karşılaşmalara. Peki normalde karşılaşmaları nasıl bir atmosferde ve kimlerle izlersin? Normalde ev ahali böyle toplanıyor. Baba, abi, anne. Aile tamamen Fenerbahçe. Evet, evet. Öyle. Bizim yedi ceddimiz Fenerbahçeli abi. Çok güzel. Öyle. Peki karşılaşmalar sırasında sohbet eder misiniz birbirinizle? Şöyle olmalı. Yok. Mi? Sadece işte bazen sinirler, işte sevinçler, çığlıklar falan filan karışır. Sohbet zifiri sessizlik olur maç başladıktan sonra. Evde totem var mıdır? Var. Nelerdir mesela, anlatma şansı? Mesela son dakikalara doğru eğer ki gol olmuyorsa babam mesela şöyle yapar, kaleye gösterir. İşte kalenin bir noktasını gösterir, oradan gol olsun diye oraya yoğunlaşır. Mesela penaltı, free kick pozisyonlarında falan. Öyle bir totemimiz var sadece. Çok güzel. Onlara da sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Öyle, gerçekten. Efendim merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Semih Erseven. Semih Bey, önümüzde bir Alanyaspor karşılaşması var Kadıköy'de. Ligin 10. haftası.
Evimizde oynuyoruz. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz? İyi bir karşılaşma bekliyorum. İnşallah yeneceğiz. Peki bir skor tahmini almak istiyorum. 3-1 olabilir. 3-1 olabilir. Tabii şimdi de görüyorum böyle şapkanızda Fenerbahçe. Özel şapkadır. Bakın o şey. Yaptınız galiba. Evet. Harika. Her zaman böyle mi dolaşırsınız? Her zaman. Hayatımız Fenerbahçe. Fenerbahçe aşkımız. Çok güzel. Peki. 57 senesinde ilk maça gitmişim. İnönü stadında. Emniyeti 5-1 mi ne yenmişti? Kalede Şükrü. Kalecimiz vardı. Şükrü soyadı Ersoy. Şükrü Ersoy. Ya. O seneden beri ben Fenerbahçe stadına da kombinem vardı. O 2011'den sonra artık bıraktım şeyi, kombineyi. Ama devamlı takipteyiz yani, hiç şey değil, şaşmıyor. Karşılaşmaları şu an için evde mi takip ediyorsunuz? Evet, evet, evet. Peki, zor geliyor bana artık stada gitmek. Stada gelip gitmek zor geliyordur. Tabii de Covid'le etmeni de var. Covid'le etkiledi. O da var. Ama onu dinlemeyiz biz de, Fenerbahçe aşkı her şeyden önce. Çok güzel. Peki ailede var mı Fenerbahçe'li başka? Aile tamamen Fenerbahçe. Eşim Beşiktaşlı ama benden dolayı şeyimiz bozulmasın diye. Bozulmasın. Beşiktaşlı olarak daima Fenerbahçe'nin başarısından. Diğer bütün kardeşlerim, yeğenleri falan Fenerbahçeli. Çok güzel, çok güzel. Çok memnun oldum. Biz de çok memnun olduk. Çok İnşallah alacağız Alanyaspor'u ve yine lider olacağız mutlaka. Ali Koç'a destek. Hep destek, tam destek. Arkadaşlar programımıza hoş geldiniz öncelikle. Sizleri tanıyabilir miyiz? Sezer ben. Ozan. Batuhan. Önümüzde bir Alanyaspor karşılaşması var. Evet. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Kadıköy'de oynuyoruz. 10. hafta neler söylersiniz? Daha demin pasörlüklerimizi çıkardık. Birazdan da bilet alacağız. Maç bizim. Kesinlikle eminim. Maç bizim, arkadaşı söylediği gibi. Zor geçecek ama yeneceğimize inanıyorum. Çok güzel. Peki nasıl bir skor tahmini verirsiniz? Skor tahmini soracak olursak. En az 3 atarız abi. Golleri kim atar? Golleri... Birini ben söyleyeyim, Valencia olsun, diğerlerini arkadaş söylesin. Abi benim idolüm Berisha ama gönlüm yana Valencia yine, aynı şekilde. 1-0 olsun bizim olsun ama Berisha da atsın be abi. Berisha artık atsın. Geçtiğimiz haftalarda da güzel bir gol atmıştı. Evet. İnşallah devamı gelir. İnşallah, bekliyoruz, inanıyoruz. Bu arada biz üçümüz de Fenerbahçe Üniversitesi öğrencileriyiz. Hangi bölüm? Ben radyoterapi, sağlık okuyorum. Az ve diş sağlığı benimki de. Hemşirelik bende. Çok güzel arkadaşlar. Peki Fenerbahçe Üniversitesi'nde olmak hem de Fenerbahçeli olarak çok nasıl? Gurur verici bir şey. Gerçekten. Ben buraya Kayseri'den geldim. Hayallerimdi. Gerçek oldu. Maç izlemek zaten hayalimdi gerçekten. Yani okumak da bambaşka bir şeymiş. Yani iyi ki de Fenerbahçeliyim. Ne mutlu bize o zaman. Galiba ayrı bir güzelliği var. Evet. Çünkü Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe Üniversitesi'nden mezun olduğunuzu söylemek... Çok gurur verici. Gurur verici bir şey yani. Aynen. Şeref diyebiliriz size. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Bu sene de şampiyonuz. İnşallah. Önümüzde bir Alanyaspor karşılaşması var. Neler söylersiniz Kadıköy'de karşılaşma Alanyaspor konusunda? İnşallah almayı çok istiyoruz bu maçı. Tabii iki önemli eksiğimiz var. Altay ile Osayi. Ama yine diğer arkadaşlarımız da... Futbolcu arkadaşlarımıza da güveniyoruz. İnşallah bu maçı alacağız. Değerli izleyenler, Söz Taraftar'da programımızın bu bölümünde Fenerbahçe'mizin Alanyaspor'la oynayacağı karşılaşma öncesi taraftarlarımıza müsabakayı sorduk ve programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.